Dünyanın gözü Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Ama bir yandan da kuzeyimizdeki savaş var. Yani Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor orada. Rusya'nın hava saldırısında Harkov kentinde en az 4 kişi hayatını kaybetti son olarak. Başkent Kiev'de de en az 6 kişi yaralandı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Kuzey Kore Rusya'ya 10 bin asker gönderdi, diyor. Rusya, Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Çok sayıda kent vuruldu, ölenler ve yaralananlar oldu. Rusya ordusunun hedefindeki kentlerden biri, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'du. Rus bombardımanı sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, enkaza dönen binada mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Bombardımanda kentteki Sovyet mimarisinin ilk göklerini olarak bilinen tarihi Dersprom binası da ağır hasar gördü. Binanın UNESCO tarafından koruma altında olduğu belirtiliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Binalar ve araçlar hasar gördü. Ukrayna ordusu, Rusya'nın fırlattığı 48 insansız hava aracından 26'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Kryvyi Rih kenti de Rus füzeleri tarafından vuruldu. Saldırı sonucu 3 katlı bir bina ağır hasar aldı. Binada yangın çıktı. Ölen ve yaralananlar oldu. Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişi de sürüyor. Ukrayna'ya ait iki kasabada daha kontrolün Rus birliklerinin eline geçtiği öne sürülüyor. Üçüncü yılına yaklaşan savaşta denkleme bir de Kuzey Kore ordusu dahil oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol ile telefonda görüştü. İki lider, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğini yasa dışı olarak nitelendirdi. Buna karşı iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Pentagon'a göre Kuzey Kore, Rusya'ya 10 bin asker gönderdi. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın doğusuna konuşlandırıldığı tahmin ediliyor.